son iki yarışmacımız ve Demet az önce şarkısını seslendirdi. Efendim yorumlar sizden geliyor, buyurun. Demet'e şunu sormak istiyorum. Demet'ciğim, benim eleştirilerim seni çok rahatsız ediyor gibi bir hisse kapıldım VTR'yi seyrederken. Benim eleştirilerim gerçekten seni rahatsız ediyor ama... Çünkü çok önemsiyorum sizi. Teşekkür ederim. Çok önemli bir isimsiniz ve benim için de öylesiniz. Ve herkes için de öyle. Ve ne yazık ki ben bütün bir hafta boyunca uyuyamadım. Çünkü bütün okulumdaki, konservatuardaki hocalarım ve bana ödül vermiş olan akademik önemli isimler telefonlar yağdırdı bana ve Ajda Pekkan senin şan tekniğine ilgili bir yorum yaptı ve bir kelime söylemedin Demet dediler bana. Ben de son ikideydim herhalde, onun şokuna verin dedim ve Ajda'nın bence başka bir şeyden bahsediyordu herhalde dedim. Çünkü gerçekten geleneksel bir opera yarışmasının ödülüne sahibim ben, İstanbul ve Türkiye'de yapılan, Türkiye çapında yapılan. Senin CV'ne baktığımız zaman şok olmamak mümkün değil. Bütün yaptığın güzel şeylerde, eserlerde, her şeyde olağanüstü bir background. Ama hala bu eleştirime devam edeceğim. Beni burada öldürsen de. Neden? Çünkü asla neden söyleyeyim sana? Şan tekniği demek, konservatuar bitirmen, oralarda başarılı olman, şanda çok daha başka yerlere geldin anlamına gelmiyor canım Demet'ciğim. Birazcık daha çalışman gerekiyor bu konuda. Bak yine kimler geldi, kimler geçti. Şimdi ben kendi başıma, kendi şarkımı eleştirmek bana o kadar tuhaf geliyor ki. İnsan çocuğunu eleştirir gibi oluyor. Kült bir şarkı. Fikret Şeneş'in muhteşem sözleriyle senelerdir kaç kuşak bu şarkıyla evlendi, boşandı, seviştiler, küsüştüler. Böyle bir şarkı söylediğimiz zaman hakikaten çok dikkatli ve iyi yorum yapmak lazım. Sen iyi bir yorumcusun. Ama kelime yorum olmalıydı işte. Ben ona takıldım. Teknik deyince... Belki eksik konuştum. Evet. Yorumun her zaman tabii ki teknik olarak harika. Ama şanda bir takım intervallerde, bir takım iniş çıkışlar ve girdiğin o dehlizler var ya, oralarda o kadar dikkatli olmalısın ki, işte bu da seneler istiyor. Yani Pavarotti'nin dediği gibi senin yıllarca ayakta durman için yıllarca sahnede kalmış bu işi çok iyi başarabilmiş insanların hoca olması gerekiyor. Yani bir şekilde şarkı söyleyen insanın sana hoca olması lazım şan olarak. Ama zaten öyle. O zaman senin kulağın belki mı kategorisi... Ya heyecanlanıyor musun? Peki, hata yapmış olabileceğini düşünmüyor musun? O gün belki hatalı bir teknik kullanmış, olamaz mısın? Mutlaka olabilir. Ben de zaten size aslında onu sormak istedim birebir. Çünkü hani belki başka bir fikriniz vardı ama teknik kelimesi olunca... Çünkü bizim nedense aklımızda eğitim sürecinde olduğum için halen... Asla. Teknik deyince şan tekniği, neden şan acaba tekniği, oldum? O yüzden. Peki efendim, umarım cevabını almışsınız. Demek için bu geceye dönmek istiyorum efendim. Sürem çok kısa. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben 15 senedir şan dersi alıyorum. 15 yıldır. Dolayısıyla iyiyi, kötüyü hiç olmazsa kategorize edebiliyorum. Tabii ki de. Kendim. Ve sen de bunu çok iyi anlamış ve bana geri dönüş yaptın şu şekilde. Ve eğer hakikaten bunun üstüne eğilirsen, istiyorsan daha sonra beraber de konuşalım. Tabii. Çok sevinirim sana eğer tabii, koçluk ikisi çok yaparsan. Farklı alanlar çünkü tamam tabii ki de. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Yani bu gece nasıl buldunuz Osman Bey? Biraz evvel Ajda Hanımefendi'nin şarkısını başka bir yarışmacı da söylemişti. Peki. Ona dedik ki olmadı dedim. Ben dedim yani, arkadaşa ne dedi hatırlamıyorum da. Bu kardeşimize de iyi oldu diyorum. Çok iyi olduğunu söylüyorum. Ben çok başarılı buldum. Çok zordur yani bir starın karşısına kendi şarkısını yorumlamak. Kesinlikle. Çok zordur. Benim için çok güzel, başarılısın. Aferin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bence de aradaki farkı görmek açısından, iki Ajda Pekkan şarkısı arasındaki farkı görmek açısından senin bu akşamki performansın daha iyiydi. Yalnız ben bir şeye katılmıyorum. Operada senin muhakkak Ajda Hanım'la aranızda geçen konuşmalar, o sana yardımcı olacaktır vesaire ama opera konusunda ödül almış olman, senin bu sahnede bir Ajda Pekkan şarkısı okurken veya bir başka şarkıyı seslendirirken yanlış yapmayacağın anlamına gelmiyor. Tabii ki de. Zaten Pelin Hanım, ben sadece teknik kelimesine takılmıştım ve teknik kelimesinden dolayı konservatuardaki hocaların da tepki gösterdi. Kesinlikle çözümlendi. İkisi çok ayrı kategoriler. Onun için tamam. Tabii ki problem de. Kalmadı. Tabii ki de. Bu akşamki performansın gayet iyiydi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Müslüm Bey. Evet. Sevgili Demet, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı Opera Sahne Sanatları bölümünü kazanmış. Hala son sınıf öğrencisisin. Evet. Evet. Demet'ciğim, şarkıyı tam anlatamadın. Finale doğru falso yaptın.
Bence biraz daha güneş görmen gerekiyor. Güzel bir teşbih. Yani olgunlaşman gerekiyor. Evet, olgunlaşman. Tabii ki de. O manada zaten söylüyorum. Çok gencim henüz. Tabii yani yavaş yavaş olacağım. Tabii ki. Evet. Yorumum teşekkür bu. Teşekkür ederim Hüsnü Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Yüksel Bey. Yani acaba televizyonda dinlerken mi çok etkileniyorum sesinden? Bir de geleyim şöyle çıplak sesini burada dinleyeyim dedim. Aynı etkiyi yarattı üzerimde. Muhteşem şarkı söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Muhteşem söylüyorsun. Bir de şarkılarını çok iddialı sanatçıların çok iddialı eserlerinden seçiyorsun. Bu büyük bir handikap aslında. Ya. Ben burada Ajda Pekkan'ın yanında bu şarkıyı dinlemekten heyecanlanıyorum. 15 santim uzağımdayken bu şarkıyı dinlemek beni heyecanlandırıyor. Tabii ki de. Bırak orada şarkı söylemeyi. Tabii ki de. Hakikaten hem Sezen Aksu şarkısını hem de bu akşamki şarkıyı bence kusursuz söyledin. Çok teşekkür ederim Yüksel Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu durumda oylar 41-33'e Demet için alkışlarla uğurluyoruz. Ve hemen sıradaki yarışmacımızı davet ediyorum. Kubilay geliyor. Şarkısı Kim Ne Derse Desin. Sence kim bilir, aşk nedir, nerededir? İnanmaktır diyorsan ona, zor gelir, çok zor gelir. Başrolde çoğu zaman bir kadın, peşinde bir erkek adım adım. Dünyanın kanunu besbelli, söyler hep aynı şeyi, aynı şeyi. Kim ne derse de aşk için önce hoş sonra boş gelir. Her seferinde canım yanar, aşk bana yalan gelir. Diyorsanız oylar 41-33'e Kubilay için. Evet Kubilay bu akşam yeni formunda mısın? Evet. Daha iyiyim. O heyecanımı attım galiba. Yarışmaya biraz daha alıştım diyebilirim. Formunda olduğunu konuşmalarından da anladık. Kısaca izliyoruz. Burada CV'si en yüksek adam benim. Beni Amerika'daki dünyanın saygın müzik otoriteleri
yüzlerce binlerce kişi arasından seçip yetenekli bulup bana burs verip Amerika'ya davet ettiler. Benim için en büyük kriter budur. Koca Amerika'daki müzik otoriteleri bilmiyor. Jüri üyelerimiz biliyor. Eyvah eyvah, ben ne desem ne demesem. Ne desen ne demesen. Ben değilim, kim ne dersin? Kubilay pişman ya, oldu söylediklerinden Kubilay, bir anda. Ben neye benzetiyorum biliyor musun? Kubilay her defasında böyle hani yaramaz olan çocukları vardı. Yataklarından çıkarlar, gözlerini ovuştururlar yumuk yumuk gözlerinden ve hıs hıs böyle çok şeker bir ifadesi var. Çok keyif alıyorum seyrederken. Bir kere fevkalade ilk defa iyi ki enstrümanında var oldun. İyi bir, çok çok iyi bir enstrümantistsin. İnanılmaz güzel. Belki bazen heyecanlanıp şarkı söylerken hani deforme ediyorsun filan şarkılarıydı. Ama şimdi hepsini birden çok güzel yorumladın. O kadar güzeldi ki ayrıca senin bursunun kriter olarak aldığın şeylere de son derece saygı duyuyorum. Benden çok geçerliydi bu akşam. Notlar fevkaladeydi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın bu başından bu yana... Oradan sizden çok güzel elektrik aldım. Yarışmanın başından bu yana hakikaten bana çok büyük moral verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana öyleyse eğer. Ne mutlu bana. Geçen haftaki bir sonraki performanslarında daha değişik şeyler senden bekliyorum demeniz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz, çok narinsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Pelin Hanım buyurun. Benden de Ajda Hanım'dan aldığın pozitif enerjinin tersi bir enerji aldığını söylemişsin. Burada yayınlanmadı ama ben duydum. Berkeley bana bursu verdi. Karşımdaki jüri üyeleri kim? Ya da Osman Yağmur Dereli'yi sordum. Hiç kimse tanımadı. Ya da başka sorduğun müziği konuşabileceğim kimse yok karşımda. Berkeley kriteri beni ilgilendirir. Işık varsa vardır.